İyi bir dibek kahvesi nasıl hazırlanır? İlyas Gönen Dibek Kuru Kahveçisi'ndeyiz şimdi. İzleyelim. O günün şartlarında dibek taşından insan gücüyle dövülüp hazırlanan kahve, Cumhuriyet dönemiyle beraber makinalarda çekilmeye başlamıştır. İlyas Gönen markasının babadan oğula geçen Türk kahvesi kültürünün ve yeniliklerinin öyküsüdür. Dede Hüseyin Gönen ile başlayan bu hikaye, Gönen ailesinin kahveyle olan serüvenini anlatır. Dede Hüseyin Gönen, eski tahmis adı verilen dibek taşında bileğinin gücüyle kahve dövüp kahve tiryakilerinin içimine sunmuştur. Yıllar sonra yerini oğlu Yusuf Gönen'e bırakmıştır. Yusuf Gönen ise yıllar önce merhum Marmarisli Yaşar Usta'ya özel olarak ilk dibek kahve makinesini yaptırmıştır. Bu makineyi ilk olarak İzmir Hisar önündeki kahve dükkanında faaliyete geçirmiştir. Böylelikle dibek taşında dövülmüş olan kahveyi bu yeni makinede inceltmiş ve tiryakilerin içimine sunmuştur. Babasının yerini alan İlyas Gönen, Türk kahvesi kültürünü dededen ve babadan kalan değerli bir miras olarak görmüştür. Dededen toruna sloganıyla kendini Türk kahvesi kültürünü geliştirmeye ve sevdirmeye adamıştır. Bu nedenle çeşitli aromalı Türk kahvesi denemelerinde bulunmuştur ve aynı zamanda geniş vizyonu ile İlyas Gönen ismini markalaştırmıştır. İlk olarak damla sakızlı Türk kahvesini keşfetmiş ve tescil etmiştir. Bir ilke daha imza atarak damla sakızlı kahvenin incelemeli patentini de almıştır.